Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere üniversiteler hakkında kritik bir haberin duyurusunu yapacağım. Bildiğiniz üzere üniversiteler uzaktan eğitim kararı almıştı. Fakat liseler de bu kararı almasının ardından bir ay sonra açılacağını duyurdu ve çeşitli sınıflar olmak üzere kademe kademe eğitim başlamış durumda. Peki üniversitelerin açılacağı sinyalinin anlamı ne? Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bugün YÖK bir açıklama yaptı ve üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki alacağı tedbirleri açıkladı. Bu ne demek oluyor? Benim anladığım kadarıyla üniversiteler eğer bu tedbirleri gerektiği düzeyde uygulayabilirse eğer YÖK üniversiteleri açmak için belirli mücadeleler içerisine girecek veya o izni çıkartacak gibime geliyor bu haberi okuduktan sonra. Onu anladım. Zaten önceki videolarımda da üniversitelerin açılması için büyük bir tedbirin olması gerektiğini vurgulamıştım. Bugün de böyle bir haber gördüm. Sizler de bu haberi okuduktan sonra birkaç arkadaşımız Instagram'dan bana ulaşmış. Gerçek mi, açılır mı sence gibisinden sorularla karşılaştım. Biraz araştırdım belli başlı kaynaklardan ve sizlere de bu videoyu aktarma gereği duydum. Dilerseniz şimdi bu tedbirler nedir? YÖK üniversitelerin açılması için hangi tedbirleri koymuş? Hangi şartlar durumunda üniversiteler açılacak? Bunlardan bahsedelim. Videoya geçmeden önce de aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bana ulaştırabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak. Yani öğrenci hiçbir şekilde kapalı bir alanda maskesini çıkartmayacak. Eğer uygulama dersleri varsa veya birlikte bir aktivitenin yapılması gerekiyor da ders anlamında öğrenci maskenin üstüne de yüz siperliği takmak zorunda kalacak. Yani eğer bir uygulama dersiniz varsa veya iki öğrenci bir araya gelecekse o derste kesinlikle maskenin üzerinden yüz siperliği de takmak zorunlu hale getirilecek. Ortak ve kalabalık alanlarda, üniversitenin içinden bahsediyorum, ortak ve kalabalık insanların kullanımına açık alanlarda ventilatör ve klima kesinlikle çalıştırılmayacak. Bunun yerine o ortamlar sıkça havalandırılacak. Kampüse veya yurda gidiş dönüş taşıtlarında, toplu taşımalarda muhakkak ki maske takılacak ve akabinde de belirtilen noktalara el dezenfektanı yerleştirilecek, eldivenler takılacak. Yani dört dörtlük bir koruma ekipmanlarıyla o toplu taşımalar kullanılabilecek. Bilgisayar, mikroskop, T cetveli gibi ortak kullanımın olacağı eşyalar kesinlikle kullanımdan hemen sonra dezenfekte edilecek. Bu dezenfektan işleminde materyaller ile uyumu olan dezenfektanlar seçilecek ve bu aletler sürekli temiz olarak saklanacak. Öğrencilere ve tüm personele yönelik bilgisayar veya çeşitli araç gereçlerin, masa veya benzeri ortak kullanımı zorunlu olan cihazların, eşyaların dezenfekte işlemleri için veya nasıl kullanılması gerektiğini bildirilen tabelalar, tablolar, afişler asmak zorunlu hale gelecek. Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, spor salonu, spor alanları gibi ortak kullanımın yine olacağı bölgelerde sürekli bir dezenfektan işlemi uygulanacak ve akabinde ise bu yerler sürekli kullanıma hazır bir şekilde, temiz bir şekilde bekletilecek. Ortak kullanılan alanlarda, yemekhane veya benzeri alanlar için konuşuyorum, kişi sayısı azaltılacak. Salgının bölgesel ve yerel seyrine dikkat ederek toplantılar veya çeşitli aktiviteler açık havada veya online bir şekilde yapılması zorunlu hale gelecek. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Bahar şenlikleri bir bakmışsınız ki online olabilir. Bu çok üzücü bir durum ama eğer üniversitelerin açılmasını istiyorsanız da böyle şeylere de biraz müsaade göstermeniz gerekiyor. Bir diğer konu ise dersliklerde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınıf düzeni oluşturulacak. Yani sınıflar kalabalık olmayacak. Oturma düzeninde kişiler arası en az 1-1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyumlu bir şekilde oturma düzeni gerçekleştirilecek. Derslik girişinde o dersliğin maksimum kaç öğrenci tarafından kullanılabileceğini bildiren afişler, tabelalar, levhalar asılacak ve öğrenciler o tabelaya veya o kişi sayısına göre o dersliğe giriş yapabilecek. Bu arada
herkesin oturacağı yer önceden belirlenmiş olacak. Eğer konservatuvar okuyorsanız, şarkı söyleme ve yüksek sesle konuşma durumlarında küçük salonlar değil, büyük salonlar kullanılacak. Kılavuzda ayrıca dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma veya şarkı söylemesi gerekiyorsa 1,5-2 metre mesafeli olacak şekilde sınıflar tercih edilecek. Tiyatro provaları, koro çalışmaları gibi faaliyetlerin yürütülmesi açısından da büyük amfiler tercih edilecek. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Diyeceklerim var benim doğal olarak. Biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Kanalımda sürekli bu konu hakkında son gelişmeleri sizlere aktarmak istedim. Çünkü bir haber çıktığı zaman birçok kaynaktan o haberi takip etmek cidden zor oluyor. Ve bizler öğrenciyiz. Sizlerin içerisinde bulunduğu durumu en iyi anlayan kişi olarak sizlerin ulaşması gereken doğru, öz ve kısa olan bilgileri direkt sizlere aktarma kararı almıştım yakın zamanda. Ve sizler de beni çok sevdiniz. Yani bu anlatım dilimi olsun, bu haberleri direkt sizlere ulaştırmam olsun. Biraz aramızda bağ oldu. Yorumlarda da bunu görebiliyorum. Hepinize ayrıyetten teşekkür ediyorum. Üniversitelerin açılması bakalım ne gibi sonuçları doğuracak? Şu anda liseler, ilkokullar açılma evresinde, yakın zamanda açılacak. Belirli sınıflar eğitime başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre de diğer sınıflarda yavaş yavaş kademeli şekilde eğitime başlayacak diye bir haber yapmıştı. Hemen akabinde bir iki gün geçtikten sonra da YÖK böyle bir kılavuz yayınladı. Bakalım üniversiteler açılacak mı? Eğer bir gelişme olursa sizlere an be an bunları aktaracağım bu kanaldan. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak iletebilirsiniz. Bir diğer videomuza kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.